Selam arkadaşlar, Sajidesi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden Emeviler serimize devam ediyoruz. Atilla Total War'da. Bu sanırım Salı günü yayınlanacak olan bölüm olduğu için Şubat ayından başlayan yeni dönem programımızın bir bölümü. Yani o yüzden 20 dakikalık ilk Atilla Total War bölümümüz olacak. Bundan sonra da böyle gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl devam edebiliriz. Şimdi bizim buradaki bu kaçan Asturias ordularına karşı bir girişimimiz olması lazım. Saldıracağız daha doğrusu. Diğer bir de işte. Sana da şöyle... saldıramıyormuşuz. Ama galiba buna sebep oldu. Ama zaten... Evet, tamam. O zaman sen buraya kadar gel. En azından şu diğer orduyla destekleşsinler diye. Ben şu casusu da bu tarafa getireyim. Burada bir yangın başlatma gerek yok. Zaten yapamayacak çünkü paramız yokmuş. Ama bu ordulara bir şey yapamıyoruz ya casusla. Zannedersem buna suikastçı falan lazım. Yani o tarz bir şey ya da. Sen burada asker almaya devam ediyorsun. Yeterli mi peki şimdi? Oo, fazlasıyla. Fazlasıyla yeterli. Peki buradan Müslüman oranı ne oldu? 75 olmuş. 80 olduğu yerden çekiliyoruz arkadaşlar. Burası 62. Daha çok lazım oraya. Eksi 4. Eksi 4. Burada ayaklanma çıkacak o zaman şimdi. Çok iyi ya. Çıksın da hani biraz uğraşsınlar bunlar ya. Biraz görelim bakalım. Ne oluyor? Böyle bir ayaklanma çıkarsa hani başa çıkacaklar mı? Bak burası hala eksi 3. Buraya bir şey yapmak lazım ya. Bir çözüm bulmamız lazım bu Toledo manyaklığına. Eksi 7. Mesela o sıfıra düşerse ama 7 tur sonra düşecek. Belki oradan bir kurtarmamız olabilir. Bir de gıda meselesi var. Gıda meselesini çözüyoruz. Ekstra gıda getiriyoruz. Her neyse bu ordu buralarda takılabilir. Artık gerek yok. Bir ordu daha getirdik buraya çünkü. Bunu gönderirim olmazsa kuzeye. Hadi bir tur yapalım. Şimdi teknoloji ne getiriyorduk bu arada? Askeri teknolojiye yöneldik bu sefer. Evet. Bu turda bir savaş, bu bölümde bir savaş yapabilir miyiz acaba? Bakalım. Gidiyorlar hala. Bir ordu gitti, bir ordu burada takılıyor. Santiago'yu almaya çalışalım. Suru var mıydı onun? Dikkat edemedim. Suru yoksa bizim için çok... Evet, bizim için çok iyi olacak. Santiago'yu çat diye alırız yani. Hiç sıkıntı olmaz. Zang zung diye böyle. Böyle bildirimler gelmiyor mu? Burada nüfus bolluğu oluşmuş. Başkent. Başkent. Bu arada mektebi geliştirmek için ne lazım? Oha, bunu geliştirmemiz lazım. O yüzden şunu açacağız. Hatta bunu da açmamız lazım. Bayağı ileri bir şey ya bu. Mektebi geliştirmek isterdim açıkçası. Ama geliştirince ne oluyor? İmperium artıyor. Eksi olan bir şey yok. O güzel yani. Konağımız var. 4, 5. Geliştirelim mi? Paramız 2000 aslında. Çok fazla değil. Neyse bir savaş işlerini bitirelim. Kalırsa o zaman şeye döneriz. Ayaklanma çıktı mı? Oha, sıfır olmuş lan. Son anda sıfırladılar. Olamaz. Niye oldu öyle ya? O zaman şunu ben oraya göndereyim. Yerleşim yerini karıştır bakalım. Yangın başlat. Ya düşman değiller ama ben merak ediyorum. Ayaklanma çıktığı takdirde ne olacak? Şimdi gelelim. Hangisiyle saldırmamız daha iyi olur? Bence öbürüyle saldıralım. Ama bunun ikisini de şeyi azmış. Dinlenmedikleri için. Peki kaç artıyor? Artıyor mu, azalıyor mu? Tur başına değişimi eksi 2. Yabancı toprak olduğu için ama şu ana kadar azalmıyordu zaten. Şu da gelsin. Tamam, bununla saldıralım hadi bu sefer. Hadi bu sefer bununla saldıralım. Oha, bu kadar gücümüz fazla mı? Baya baya güçlüymüşüz. Adamlarda ne var? Bir ana ordu var. Bir de bunlar var. Destekler, destekler, destekler. 1300. Yani normalde böyle gücümüz çok yüksekken ben otomatik yapıyorum ama burada karşı taraf çok sayıda orduya sahip olmasına rağmen gücümüz yüksek. Çünkü biz iki çift orduyla geldik.
Büyük ordu kontrolü. Peki ben bunu kapatsam ne olacak? O yapay zeka mı devreye girecek? O zaman ben bununla saldırsam daha iyi olacaktı. Neyse, ya, ben bunu seçmeyeyim. Bakayım yapay zeka devreye giriyor mu? Ben bunu bilmiyorum. Eski oyunlarda vardı öyle bir şey. Bunu niye açıyorsam? Gerek yok. Burada sur yoktu, değil mi? Yok. Tamam, bir dalalım bakalım. Yapay zeka büyük orduyu kontrol edecek mi? Büyük orduyu yönetmek, savaş meydanında aynı anda 40'tan fazla birim getirmenize izin vererek takviye kuvvetleri bekleme gerekliliğini ortadan kaldırın. Oha! Yani yapay zeka kontrol etmiyor orduyu. Abi kontrol etmesi lazım ya. Öyle bir şey vardı eskiden. Ne güzeldi ya. Hangi oyundaydı? Medieval'da mıydı? Empire'da değildi galiba. Medieval 2'deydi galiba. Hangisiydi hatırlamıyorum ya. Çok, bence çok güzel bir şey bu. Yani bir orduyu mesela yapay zekaya teslim ediyorsun. Diyorsun ki agresif hareket et diyorsun. Adamı hatta o savaş esnasında da diyebiliyorsun. Bekle diyorsun mesela. Adam diziliyor, bekliyor uzakta. Veya diyorsun ki şey yap, uzaktan saldır diyorsun. O da geliyor, yaklaşıyor ama uzaktan saldırmaya çalışıyor. Okçuları kullanıyor falan filan. Veya diyorsun ki agresif davran, yardırıyor anasını satayım. Mesela çok mantıklı, çok güzel bir şey ya. Mesela sen uzaktan atış yaparken strateji gereği adamlara da diyebiliyorsun uzaktan saldır diye. Tamam, benim ordu buradan. Diğer ordu nereden gelecek? Ha, şuradan gelecek. Bak, şuradan göstermişler. Peki. Peki. Diğer ordu da gelecek. Burası karman çorman olacak şimdi. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Tamam, şunları bir gruplayalım bakalım her zamanki gibi. Ben başka türlü oynayamıyorum ya. Zaten iyi oynayamıyorum. Muharebe kısımlarını yapamıyorum. Haritada kendime güvenirim abi. Ama muharebe ekranına girdiğimiz zaman o zaman sıkıntı var. O zaman sıkıntı var abi. Yani benim için böyle, daha doğrusu herkesinki farklıdır tabii ki. Sen de buraya gel. Bu komutanları komutanla birleştireyim. İkisi birlikte şey yapsınlar. Tamam, böyle olsun. Hatta biraz yakın dur. Tamam. Şimdi bak, bir kule burada var. Ben buradan girerim. Merkez noktası burası. Aslında en güvenli yer burası, biliyor musun? En iyi yer burası. Buradan giriş var mıdır acaba? Zannetmiyorum. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bu kuleyi devreden çıkaracağız. Ve buradan soldan yardırıp buradan merkeze doğru ilerleyeceğiz. Bunlar asker mi? Küp. Bunlar da sandık. Güzelmiş ama yani. Diğer yandan aslında sağ taraf da iyi. Bizim diğer ordu bu taraftan gelecek. Direkt yani şuradan gelmiş olacak. Ve o zaman ne yapacağız? Şu iki kuleyi onlarla birlikte devreden çıkartırız. Tamam. Şimdi ben bu orduyu böyle dizmiş oldum. Buradan ortadan giriş var mı? Var. Var vallahi, buradan da giriş var. Ama içerideki ordu mevcudu az değil. Bir önceki savaşımız gibi olmayacak. Bu biraz daha zorlu olabilir. Bakıyorum. Bakıyorum. Tamam, devam. Tamam, takviyeler gelecek şimdi. Bu arada bunlara bakayım. Demek ki hazırda bulunduruyorlar. Aha, bak buradan geliyorlarmış. O zaman abi şuradan iki birlik bırakıyorum. Bunlar da gitsin. Şunları da gönderelim. Pardon. Ondan sonra şu grubu ben bu tarafa mı göndersem acaba? Burada bayağı kalabalığız. Yani aslında tek ordu bile yeter buraya da. Şimdi geliyor diğer ordular. Neyse, hepsi bir çıksın da. Hadi be oğlum. Ne kadar kalabalıkmış bunlar. Ya uyuz oluyormuş şu Steam'e. Çifte basıyorum, hemen Steam açılıyor. Topluca gelin bakalım. Buraya doğru. Diğer herkes... Aa, oyun duraklamış. Niye durakladı ya? Çifte basınca mı? Koşun. Bunlar çıkacak mı karaya? Yoksa atış mı yapıyorlar? Adamın var ya.
Ne yapıyorlar? Ha, ok atıyorlarmış. Vay manyaklar. Yürüyün yürüyün. Biz gidelim, hiç işimiz olmaz burada. Aa, bunu unutmuşum. Eğer gelirlerse diye ben bu iki atlıyı şuraya yaklaştırayım. Menzillerinin dışında olmak kaydıyla. Bunlar karaya çıkar çıkmaz biz onlara yardırırız. Siz koşuyorsunuz değil mi? Aman abi şimdi şey yapmayalım. Evet. Phalanx moduna geçin. Aa pardon, şunlar değil. Aa, dur da hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Henüz girmeden evvel. Heh, şimdi Phalanx'a geç. Bak bunu unuttuk ya. Tamam, şimdi geç. Güzel. Hadi abicim, siz bir gidin. Şunlara bir girişin. Şunlar da. O ne lan? Bu daha oradan atış yapıyor ya. Ay şerefsiz. Nasıl atış yapabiliyorsun böyle? Hadi gidin lan. Ben bunları unuttum ya. Asıl ordu da gelsin bir bakalım. Tabii böyle güzel bir savunma sistemi aslında. Bak burayı zayıf tuttular. Ben buradan dalarım. Öbür orduyla. İkinci büyük orduyla. Neredesiniz? E bunların gelmesine daha çok var. Aslında biliyor musunuz? Hiç saldırmadan bekleyebilirdim. Koşturmak çok iyi bir fikir değil ya. Yürüyerek gelsinler. Nerede lan? Ha, şu önde kalanlar. Peki. Bizim okçumuz yoktu değil mi? Bak bunun cezasını çekiyoruz şu anda. Aa, kılıçlılarmış bunlar. Bak şu grup bunları kırar. O kılıçlardan birkaç tanesini bu tarafa getirsin. Komutan. Bunlar gidiyorlar. He. Savaş nasıl yaramadı. Bu biraz sıkıntılı ya bu savaş. Bu biraz kötü bir savaş oldu. Mesela şu atlılara dalsak. Burada phalanxlarımız var. Bunların hepsi phalanx. Mesela şunlar buna saldırsın. İyi savunuyorlar ha. Aa, bunları koşturmaktan başka çaremiz yok şu anda. Yani olayımız çünkü biraz da ona bağlandı. Ya, o ne oluyor lan? Neyse. Tuhaf oldu. Anlamadım meseleyi. Tamam. Biraz yaklaşalım. Bak, gemiler gitti öbür tarafa çünkü. Heh. Adamlar teslim olmaya başladı. Yürüyün lan. Savaş narası atacağım. Savaş narası atamadım galiba. Yalan söyleme. Generalimiz nerede atak? Şimdi ben bu atlıya saldırayım. Bütün güçler atlıya saldırın. Saldırın. Aa, atlılar. Lan bunu unuttuk tabi. Bunlar gelene kadar. Oho. Burada komutan da var değil mi? Aynen öyle. Siz bir birleşin ve güvenli bölgede kalın. Atış yemeyin de. Bunları R'ye bastım. R ne demek lan?
Hızlı mod değil mi? Evet. Ben G'ye basacaktım. Şimdi bunlar bittiğine göre girebiliriz artık içeri. Şimdi siz, ey askerler. Bak şu spearmenler şurada kalsın. Lan gelin bu tarafa. Gelin bu tarafa. Saçma sapan gitmeyin öyle yerlere. Şimdi bunların buraya gelmesi lazım. Acil. Bunların asker sayısı niye azaldı ya bu kadar? Ok mu yiyoruz? Yiyorsak nereden yiyoruz? Anlamadım gitti. Vallahi asker sayısı boş boşuna azalmış. Tamam. Şu da gelsin. Pardon. O buraya saldıracak. Ha, mızrak atıyorlar bunlar. Anam. Gel abi gel. Sen bu tarafa git. Mızrakçılara karşı. Çok kötü oynuyorum ya ben. Vallahi billahi çok kötü oynuyorum. Sen bu komutana doğru gitsene bakayım. Falankstasın değil mi? Mızrak duvarı. Sen mızrak duvarı yapabilenlerdensin değil mi? Gel. Gel abi. Güzel. Şimdi şu süvarilerden ikisini alalım. Şunlara girişelim. Bunlar da arkadan gelecekler çünkü. Bunları sıkıştırdık orada. Güzel. Sen de gel abi buraya. Bunlar da böyle sıkıştı. Biraz fazla adam kaybediyoruz ama olsun. Halledeceğiz bu işi. Laid an ambush mu? Ha şu atlıyı tıklayacaktım ama atlı teslim oldu zaten. Bak atlıyı ne hale getirdik görüyor musun? Ay işte budur. Oha kaç kişi seçmişim ya ben. Siz direkt merkeze çıkın diyeceğim ama merkezde birileri vardır illaki. Çıkın boşver. Lan bunu indirsenize. Sen atlı olarak buraya çıkabilirsin. Evet gel. Lan gelsenize. Allah Allah. Kaç kere söyleyeceğim ya. Sen dur abi. Hiçbir şey yapma ya. Abi etraflarını sarmışız. Nasıl bu kadar savaşabiliyorlar? Heh, oldu bu. Oldu bu iş. Bunlar temizlerler şimdi burada. Tamam. Burayı ele geçirdik değil mi? Hala atış yapıyor bize. Ama ha, yıkıldı. Tamam güzel. Tamam gel. Evet rezalet oynuyorum onu biliyorum arkadaşlar. Gayet farkındayım bu durumun. Hadi gelin bakalım. Buradaki iş de halloldu zaten. Aa bir grup daha varmış. Bir grup. Buna da alsanıza bir bakayım. Şu komut atlıları da alalım. Nereden gidiyorsan git abi. Bunlar da buradan mı dönmeye çalışıyorlar? En yüksek hızınız bu mu? Niye bu kadar yavaşsınız? Ha, çitlerin üzerinden atlıyorlarmış. İyi bakalım. Daha yeni mi yıktınız tower'ı? Bunlar da buradan gemiden çıkacaklar mı acaba? Bu neci? İber süvarisi. Şimdi bizim diğer grubun atlıları nerede? Şu ve şu. Gelin abi. Şuraya gidin bakayım. Daha doğrusu şöyle bir yerde bir sıra olun. Dur kitlemeyeyim henüz grubu da. Önce bir sıra olsunlar. Şurayı bitirdik galiba. Evet. Neyse burası artık...
Allah Allah, durduramamışım. Burası bizim. Neredeyse bitti. Başka bir şey gerekiyor mu, gerekmiyor mu anlamadım ki. Bir şey kalmadı çünkü. Bunlar bir gitsin yavaş yavaş. Bunlar da merkeze doğru yürüsünler yavaş yavaş. Bunlar karaya çıkarlar büyük ihtimalle. Siz böyle bir gelsenize bakalım. Ve oyunu da hızlandıralım. Bölümü bitireceğiz çünkü. Burası merkez bizim oldu. Başka da kimse yok. Başka bir yer yok. Kuleyi de mi alalım? Hadi kuleyi de alalım o zaman. Gel. Nerede o? Hangi birlik? He şu. Tamam. Oyun hızlı modda zaten. Aa, çıktılar karaya. Ha, gel bakalım gel. Şu süvariler nerede? Zaten bunlar yüzünden biz şey yapıyoruz. Kılıçlı. Hı. 3 süvari birliği attık işte. Daha yeter herhalde değil mi? Bir şey olmaması lazım. Zaten onlar sayesinde şu anda hala oyun devam ediyor. Bir de alın şunlara ya. Hala mı? Oha. Güçlüymüş lan bu birlik. Bir gruptan gönderelim bari. Lan tek adam ya, tek adam daha ne olsun. Ya bir zahmet. Allah Allah, muharebeyi sonlandır. Evet. Evet. 1100 kaybımız var. Adamlar 1900 kişiydi. Aslında çok da kötü değilmiş. Yani iyi değil ama çok da kötü değil. Şimdi adamların oradaki bir büyük ordusu tamamen yok oldu. Biz biraz kaybımız çok. Birinci ordumuzda kaybımız çok ama yerine koyacağız. Burayı işgal ediyorum yine her zamanki gibi. Gemileri kaçtı bir tanesi. Savaş yorgunluğumuz azalmış çünkü fetih yapıyoruz. Fetih yaptığımız sürece sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Buranın kaybı yok. Rütbe almışlar bunlar. Aa, geliştirebiliyoruz. Onun anlamı geliyor. Rütbe değil bu. Bu başka bir şey. Değil mi? Bunlar geliştirilebileceğiyle alakalı bir görüntü. Bunun sayesinde neden olabiliyor bu? Peki demirci var çünkü burada. Çiftlik onar. Malikane onar. Bu neymiş? Balıkçı limanı. Onu da onar. Tamamdır. Hepsi onarda. Ha, şunu şey yapacaktım. Rütbe verelim. Yine dürüstlüğe yönelik çalışalım. Çünkü dürüstlüğü hep az bunların. Pardon. Şöyle. Pardon. Şunu iptal edeyim. Şöyle. Buraya yöneldim. Daha sonra öbür şeyleri de alabiliriz. Buraya yeni bir şey gelmiş. Zırh yelek. Komutanın birimi için artı 20 zırh. Manevra hızını arttıran bir şey bu. Komutan birim için artı komuta edilen kuvvet. Ha. Komutan birimi için ama. Sanki şu daha iyi ya. Daha önce miğfer vardı değil mi? Neydi? Asayiş. Oo. Bu ne alaka abi? Bir miğfer takıyorsun. Asayişi 100, artı 10 arttırıyormuş. Olaya bakar mısın? Tamam, onu göndermiştim ben. Sen şimdi buralarda takılacaksın abicim. Hatta seni bir güzel şöyle bir istihkam yapsam mı? Ama bunları geliştirsem güzel olur. Kaç para lazım? 100. Peki, hepsini birden geliştirebiliyoruz galiba değil mi tek seferde? Birleştir değil lan. Peki. Nasıl yapıyorduk ha hepsini? Topluca seçmek. Bir olay vardı bunu ya. Bir önceki oyunda yapıyorduk. He, geliştir. Ha, oldu. Az önce niye olmadı? Hepsi değilmiş geliştirilebilir. Yok, hepsi geliştirilebiliyor gayet. He, tabii ki geliştirmiş olduğumuz bir birim daha vardı. Ha bak, bunlar niye gelişmiyorlar? Burada bir tuhaflık var işte. Ha, gelişti ama para yetmiyor. Evet, paramız yetmiyormuş. Buradan bunu anladık. Ben de diyorum, nedir bunun derdi? Shift'le seçiyorsun işte hepsini ya da Ctrl A yapıyorsun falan filan. Tamam.
Bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hadi eyvallah.